İnegöl'ün modern bir kente dönüşecek emin adımlarla geleceğe yürümesi adına hemen hemen her gün farklı bir projeyi hayata geçen İnegöl Belediyesi, Mahmudiye Mahallesi Ağaç İşleri bölümünde atıl vaziyette duran alanı otopark olarak düzenlemek üzere başladığı çalışmalarda sona geldi. 60 araçlık otoparkın bir hafta sonra hizmete girmesi beklenirken devam eden çalışmaları Belediye Başkan Yardımcısı Adil Kansu yerinde inceledi. Yapılan otopark projesi hakkında bir açıklama yapan Belediye Başkan Yardımcısı Adil Kansu şunları söyledi. İnegöl Belediyesi olarak gördüğünüz gibi yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Bir taraftan çiçek dikimi, bir taraftan yeşil alanların bakımı, çocuk oyun parklarının kurulması ve otoparkların yaygınlaştırılması amacıyla çalışıyoruz. İlçemizdeki trafiğin rahatlatılması, parklanmanın rahatlatılması amacıyla şimdiye kadar 76 mahalle otoparkında 1630 araçlık otopark uygulaması yaptık. Bugün de Fen İşleri Müdürlüğümüz marifetiyle, müdürümüz de yanımızda, Mahmudiye Mahallesi Ağaç İşleri bölümü dediğimiz Karagölet Caddesi ile Hizmet Sokağı'nın birleştiği, kesiştiği alandayız. Burada yaklaşık 60 araçlık bir otopark çalışması yapıyoruz. Hem büyük araçların, tırların yanaşabileceği, hem ufak araçların yanaşabileceği iki etaplı otopark yapıyoruz. Burası yaklaşık 2000 metrekare, 2 dönüm bir alanda. Bunun yaklaşık 1630 metrekare kilitli taş uygulaması yapıyoruz. Burada 150 metreküp çelik hasırlı beton uyguladık. Niye? Ağır tonajlı kamyonlar üstüne çıktığında göçmesin diye. İnşallah bunları da uyguluyoruz. 370 metre bordür, 150 metreküp beton, dediğim gibi 1760 metrede kilitli taş uygulayarak burayı çalışmayı bitireceğiz. Ayrıca bu otoparkın orta tarafında 19 tane de akasya ağacı dikeceğiz. Burada bir yeşillenme, yeşil alan da olsun diye istiyoruz. İnşallah bu çalışmamız bir hafta içerisinde tamamlanacak ve buradaki iş adamlarımıza, esnaflarımızın hizmetine açılacak. Belediyemize yaklaşık maliyeti 60.000 TL. Müdürümüzün söylediğine göre bir hafta içinde burayı toparlayıp hizmete açacağız.